Megastar Tarkan'ın hayatı boyunca kimsenin bilmediği kazalar ve travmalar. Önceki gün yeni şarkısı Geçecek'i müzikseverlerle buluşturan Tarkan, sosyal medyanın hedefi haline geldi. Birçok sanatçıdan destek yağarken, siyaset dünyası da bu şarkıyı tepki olarak algıladı. Birçoğumuz Tarkan'ın kariyerine yakından şahit olsak da, hayatı boyunca gizlediği birçok travması varmış. Ekşi Sözlük yazarı, bilim kurgusal isimli kullanıcı, Tarkan'la ilgili o bilinmeyen, travmatik gerçekleri yazmış. Onedio'nun derlediği içerik birçok insanı şaşkına uğrattı. Bakalım Tarkan megastar olma yolunda ilerlerken başına neler gelmiş? Birlikte izleyelim. Annesi Neşet Evetoğlu Tarkan'a hamileyken bir trafik kazası geçiriyor ve doğum annenin hayatı için risk oluşturuyor. Doktorlar annenin yaşamını tehlikeye atmamak için çocuğunun alınmasını öngörüyorlar. Fakat bu arada babası Ali Tevetoğlu rüyasında oğlunun sağlıklı doğduğunu, hatta başının üstünde bir yıldız olduğunu görüyor. Her şeye rağmen Tarkan dünyaya geliyor. Çocukluğunu ailesiyle Almanya'da geçiren Tarkan, abisi Hakan'la at arabasının peşinden koşarken feci bir kaza geçiriyor. Abisi Hakan'la Alzey'de her akşam meydandan geçen at arabasına takılıyor kardeşler. Ancak Tarkan bir gün o at arabasına binemiyor ve at Tarkan'ı ezip geçiyor. Apar topar hastaneye götürüyorlar. Herkes bu çocuk yaşamaz diyerek bakıyor ona. Tarkan yine hayata dönüyor. Yüzündeki yara izi de bu kazadan kalma. Biraz daha büyüdüğünde abisiyle evden kaçıyor. Fakat bu sefer tehlike içeriden geliyor. Babası Ali Bey Tarkan'ı çok fena dövüyor, hırpalıyor. Bu Ali Tevetoğlu'nun gösterdiği ilk aile içi şiddette değil üstelik. Böyle böyle büyüyor Tarkan. Türk olduğu için dönemin ırkçı ve faşist kitlesinden büyük bir baskı görüyorlar Almanya'da. Her türlü küfrü duyuyor, psikolojik baskıyı ailecek iliklerine kadar yaşıyorlar. Babasının kalp hastası olmasından sonra Türkiye'ye kesin dönüş yapıyorlar ancak bu yeni hayat hiç de kolay olmuyor. Tası tarağı toplayıp İzmit'e yerleşiyor aile. Babası bir market açıyor ancak kısa bir süre sonra market batıyor. Aile çok büyük bir maddi zorluk içerisine giriyor. Bu yüzden çocuklar aileye katkı sağlamak için çalışmaya başlıyorlar. Çınarcık gazinolarında şarkı söylemeye başlıyor Tarkan. O Avrupalı tipi her nedense bazılarını rahatsız ediyor ve "Kız Tarkan" diye seslenmeye başlıyorlar. Büyük bir psikolojik şiddete daha maruz kalıyor yani anlayacağınız. Lisedeyken saçlarını zorla kazıtıyorlar Tarkan'ın. Küpe taktığı için de bol bol üstüne yürünüp tartaklanıyor. Almanca şivesiyle çoğu zaman dalga geçiliyor. Güzel kızlarla arkadaşlık ettiği zaman, bunu sindiremeyenler tarafından denize atıldığı zamanlar bile oluyor. Fransa'da geçirdiği trafik kazası ise çoğu kişi tarafından bilinmiyor. Çünkü bir kez daha kefeni yırtıyor Tarkan. Uzun süre yoğun bakımda kalıyor Tarkan. Vücudundaki kırıkların izlerini hala daha göğsünde ve sırtında taşıyor. Neyse ki iyileşiyor. Ancak tam Karma albümü çıktığı sırada konsere giderken bir trafik kazası daha geçiriyor. Otobanın ortasında öylece kalıyor ama mucize eseri yine hayata tutunuyor. Bu kazalar basından hep saklanıyor. Bir ara rüyasında ne görürse çıktığına inanıyor ve o akşam da rüyasında bineceği uçağı görüyor. Uçağın düştüğünü görüyor rüyasında ve o uçağa binmiyor. Gerçekten de uçak kalkıştan yarım saat sonra hidrolik arıza gerekçesiyle piste geri iniyor. Öyle bir zaman geliyor ki bir gün arkadaşına "Buradan atlarsam ölür müyüm?" diye soruyor ciddi ciddi. Askerlik sebebiyle Türkiye'ye dönemediği, uykusuzluk hastalığına yakalandığı ve panik krizleri yaşadığı günler oluyor. Gözlerinin feri kaçmış ve oldukça yorgun olduğu zamanlar. Durumun vehametini anlayan yakınları tarafından doktor seanslarına başlatılıyor Tarkan. Uzunca bir süre psikolojik destek alıyor ve bu sayede toparlanıyor. Türkiye'ye döndüğü zaman Kocaeli'ne yerleşen Tevetoğlu ailesi eğitimlerine de burada devam ediyor. Tarkan Karamürsel İleri Musiki Derneği'nde eğitim alarak Türk sanat müziği hakkında bilgi sahibi oldu. İlerleyen yıllarda ailesinin İstanbul'a taşınması üzerine Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde eğitimine devam etti ve çeşitli mekanlarda sahne almaya başladı. Lise bitiminde istediği üniversite bölümünü kazanamaması üzerine Almanya'ya gitme planları yaptığı sırada İstanbul Plak Şirketi'nin sahibi Mehmet Söğütoğlu ile tanıştı ve bir albüm anlaşması imzaladı. Ve bu şekilde Megastar Tarkan müzik dünyasının merdivenlerini adım adım tırmanmaya başladı. Her yaptığıyla, açıklamalarıyla ve çıkardığı her şarkıyla gündeme oturmaya devam ediyor.